Markajdan merhabalar. Timeline Fenerbahçe'nin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu içerikte ne yapacağız abi? Kısaca bir bahsedeyim. Bu içerikte Fenerbahçe ile alakalı veya Fenerbahçe'yi ilgilendiren konularla alakalı her şeyi sana soracağız. Ve seninle beraber değerlendireceğiz. Ben bu içerikte biraz şeytanın avukatlığını yapacağım. Şimdiden söylüyorum sana. Ben de sevmiyorum. melek. Evet olacak. sen de meleksin tamam. abi. Abi ilk konumuz şimdi daha kapsayıcı bir içerik olacak ilk bölümü özel çünkü yeni başlıyoruz. Evet. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde 6 gol yiyerek mağlup oldu ve bu konu çokça fazla konuşuldu. Hı hı. E, bu konuyla alakalı düşüncelerin neler? Sence unutulmaz bir mağlubiyet mi bu mağlubiyet İsmail Kartal'a mı yazar ya da bu mağlubiyetin Fenerbahçe tarihindeki yeri sence ne olacak? Her şey İsmail Kartal'a yazar. başarıda da başarısızlık da. Her zaman sorulur ya teknik direktörün bir takım etkisi yüzde kaçtır? Bence yüzde yüzdür. Her türlü ortamda her türlü şeyde farklılıklar yapılabilir. Tabii ki elindeki malzemeye göre. Ondan en iyisini çıkartmak adına. Şimdi ben çocuktum. Bir maç hatırlıyorum. Sigma Olimuk maçı. 7-1. Ama orada çok korkunç bir hakem faciası vardı. Kırmızı kartlar. iki tane zaten var. En son Hakan Tecim atıyordu ve de o gün kırmızı kart görenlerden bir tanesi de ilginçtir. İsmail Kartal Aldı. Ama o günün hani bir özrü var gerçekten yani çok ciddi bir hakem problemi vardı o maçta ama o maçta böyle bir şey yok. Şimdi futbolda ben her zaman söylediğim bir şey var futbolla alay etmeyeceksin futbola ciddiyetsizlik yapmayacaksın o çünkü cezayı keser sana. Fenerbahçe gayri ihtiyar bir maça çıktı ortayı çok boşalttı geri koşuları hiç yapmadı ve de çorap sökü gibi geldi ya göbekten top vuruluğu yerden vura vura iki defa vurup adam karşı karşıya kalıyor yani bunun izahati yok. Sence bir ciddiyetsizlik miydi abi bu maç? Yani çok kal alınmadı açıkçası. Ben o maçtaki kaybı düşünmem. ya yani O maçta kayıp yaparım. Ben o maçı da tam da feragat ederim yani. Zaten ben o hava boşluğunu yaratmışım kendi kendime. O başka konu ama olayın şekli, bitirilişi kötü ve de can sıkıcı yani. Ve de bu konuda da aslında yönetimin çok iyi davrandığını düşünüyorum. Hemen gidildi. samandıra toplantılar yapıldı. Uyarılar yapıldı. Yönetimin gerekiyorsa... Samandıra'ya gitmesi abi iyi bir şey mi? Bu çok tartışılan ha, bir konu yani. Onun ayarı çok... ...özel olmalı yani. Sence Her o bir şeyde... O ayarı girilmez. tutturabiliyor mu abi Ali Koç? Valla yönetimsel olarak... ...benim misal Vitor Pereira dönemiydi... ...işte hocaya dedik, Vesut'u daha çok... ...hani hocayı kimse takmaz o saatten Ya bunu sonra. şu açıdan mesela, soruyorum abi... Kötü örnek bu. Yeri geliyor mesela eski başkan Aziz Yıldırım dönemi övülüyor işte. Samandıra'ya giderdi. Silin. İşin başında dururdu. Aziz silindi. Doğru söyledin. Ama mesela Jesus döneminde de bir dönem vardı. Ali Koç artık oraya hiç gitmiyor. İşte Jesus'un etkisi çok iyi bu falan. Sonra Ali Koç gidiyor. Ali Koç bu sefer övüldü. İşte başkan gitti. Bak bir şeyler değişti. Yani Samandıra'ya yönetimin gitmesi daha doğrusu kulüplerde tesislere yönetimin gitmesi iyi bir şey midir? Sence kötü bir şey midir? Valla aslında dünyada normal duruma bakarsan saçmadır. Ama bizim Türkiye'de maalesef bu işler böyle yürüyor. Yani istesen de istemesen ne gidiyorlar. İş Doğrusu yanlışı başka konu onun detaylı duruma göre yerine göre ne olduğuna göre farklı farklı konuşabiliriz ama her şey doğruyu yanlışı sahadaki sonuç belirler. Abi hazır 6 gollü mağlubiyetten bahsettik bayağı da detaylı bahsettik aslında konferans liginde Fenerbahçe'nin sence bu sene abi hedefi ne? Herkes tabii ki final oynamak ister, kazanmak ister ki baktığın zaman mümkün değil de diyemezsin yani. Biraz futbol şansı, biraz kura şansı ile finale gidebilir Fenerbahçe. Peki sence hedef bu mu? Ya çünkü şu açıdan soruyorum abi. Genelde şey derler Türkiye'de. Hani lig şampiyonluğu hedef alındığı için Avrupa çok umursanmıyor gibi söylemlere çok alışığız biz. Sence bu sene öyle bir durum var mı yoksa Fenerbahçe gittiği yere kadar gitmek istiyor mu bu kulvarda? Yani tabii ki gittiği yere kadar gitmek ister yani. O kupayı kazanmak da aslında bakınca yani imkansız da değil, hayal de değil ama bu işe maç maç bakmak lazım. Kupayı kazanacağız biz demek bence şu an için doğru bir yaklaşım tarzı olmaz. Kupayı istemek... Evet isteyeceksin ama bizim hedefimiz final. Ya gerek yok. Maç maç bakacaksın. Bizim her zaman Şampiyonlar Ligi tarafını bir yere ayırıyorum yani. O çok farklı bir kul var. Hani Avrupa Ligi'nde de olsun, Konferans Ligi'nde de özellikle olsun bizim çeyrek finalleri oynuyor olmamız lazım. Fenerbahçe olur, başka takımlarımız Galatasaray olur, Beşiktaş olur. Yani biz oralara gidersek zaten bir gün oralardan bir şey çıkacak. Ama mevzu hep oralarda o seviyelerde kalmak. Bence bu kupada çeyrek final normal bir hedef olmalıdır. Ondan sonrası Allah kerim. Ya konferans gibi de bizim ülkemizde küçümseniyor abi. Sanki böyle her sene Avrupa'da bir kupa alıyoruz. Tabii yani, canım her sene kupa alıyoruz biz. biz. Konferansı bir küçümsüyoruz. Peki sana kritik bir soru soracağım. Konferansı kazanan bir Fenerbahçe mi ama ligi kaybedecek? Ligi kazanıp konferanstan elenen bir Fenerbahçe mi? Şimdi 10 yıldır şampiyon olmuyorsun. Bu camia üzerindeki baskısı büyük. Ama Belki 100 baş... yıldır da Avrupa'da kupan yok abi. Ya öyle işte bahsedin. şimdi onlara da geleceğim. Şimdi öyle bir baskı var ki buna çoğu kişi ya yemişim konferansı diyecektir. Ama ben Avrupa'da kupa kazanmanın ligden daha önemli olduğunu düşünürüm. Ben de seninle aynı fikirdeyim abi bu konuda. Ayret. Evet, Gözlerim Peki... <laughs> evet, genelde <laughs> ayrı fikirlerdeyiz. Fekirlik demişken, Konferans demişken abi yakın zamanda transfer dönemi başlıyor. Transfer döneminde nasıl bir hareketlilik bekliyorsun abi Fenerbahçe'den? Çünkü Fenerbahçe'nin transfer dönemleri son yıllarda kulüp kültürüne biraz aykırı ilerliyor. Yani çok evet. transfer yapan Fenerbahçe son yıllarda böyle bu seneyi saymazsak ve Emre Belezoğlu'nun sportif direktör olduğu seneyi saymazsak daha böyle az transfer yapan, omurga oturtmaya çalışan ama bir türlü oturtamayan bir Fenerbahçe izlemiştik. Bu transfer döneminde bir hareketlilik görür müyüz devre arasında? Belirli zaten bir konu var. Ortası 6 numara transferi. Şimdi o olmadı biliyorsun. Ben söylemiştim ya ben çok çok yani aşırı büyük bir problem olarak görmüyorum bunu. İlla ki oraya bir oyuncu bence de lazım. Ama zaten oraya bir çalışma var. Bunu biliyoruz. E bunun dışında zaten elde olmayan sebepler dolayısıyla maalesef sakatlıklar dolayısıyla. Stoper. Stoper kesinlikle Fenerbahçe transfer edecek. Hem de iyi bir stoper transfer edecek. Çünkü Afrika kupası var. Onun dışında Bekan'ın çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Tendon Savic mesela cool. iyi midir abi? Savic tabii ki iyi oyuncudur. Bir kere lider oyuncudur. Alan, var mı kulağına gelen alana şey? Alan hakimiyeti var. Bir şeyler var. Yani bir şeyler görüşüldün ama çok vardır ya. Bir tane sa Savic sadece değildir. Çok oyuncu vardır yani şu an. Menajerine durumu sorulan vesaire sorulan. Ya belki bir liste bir inmişti yani. Çünkü burada şeye bakarsın. Olabilitesine bakarsın. Mali durumlarına bakarsın. Takıma uyumluluğuna bakarsın. Hocanla konuşursun. Analizlerini çıkartırsın. Bundan sonra bir karar verirsin. Bu oyun ön görüşmeler olur. Hatta yani ...yurt dışına gidildiğini biliyorum. Saviçi için mi? Hayır genel, yurt dışına gidildiğini biliyorum oyuncularla görüşüldüğünü biliyorum sadece tek ülkede değil. Yani ön görüşme yapıldığını menajeriyle, oyuncuyla, kulübüyle seçeneklerin geldiğini. Bence artık netleşmiştir bu seçenekler. Yani Savic gibi bir oyuncunun gelebilme ihtimalini düşünürsen tabii ki o da o listede olacaktır. Bence olsa çok önemli, çok çok faydalı bir transfer olur. Bir kere lider, çok lider bir oyuncudur. Alan korkunç oynar, sert böyle hani tavrı olan bir oyuncudur. Beğenirim yani. Sol ayaklı, ayağı da iyidir yani bu lige göre. Genel seviyede iyi ayaktır yani. Çok iyi değildir. iyi ayaktır ama bizim göre bayağı iyidir yani. Yine transferle alakalı şöyle bir sorun olacak abi sana. E, ee, Batshuayi'nin ayrılma ihtimali de çokça konuşuluyor. Zaten evet. sene başından beri konuşuluyor. Ki bugün hat-trick yaptı bizim evet. bu çekimi yaptığımız gün Kayseri maçında. Bana Dolası kapak bir... oldu. Çok güzel oldu. Valla ben razıyım <laughs> yani. Hiç sıkıntı değil. Ben Batshuayi'nin tavrından biliyorsun rahatsızım. Ama bugün evet. belki oyunda biraz daha hareketli olması gerekirdi. Oyun aktifliğinde biraz daha yine eksiği vardı. Ama hani daha hareketliydi. Daha konsantre olunca zaten yetenekli adam. Bir de Fenerbahçe o seti oraları iyi oynuyor yani. O çünkü oralarda çok iyi pasörleri var. Jimanski gibi, Tadiç gibi, Fred gibi. Gibi, ah ulan Fred neyse ona geleceğiz. İrfan gibi, Cengiz gibi ki Cengiz'in tekten attığı çok zekice bir pas. Vuruş tekten çok iyi yuvarla dönüyor ölçülü. Vuruş da muazzam. Askerden yeni gelmiş gibi. Aldın yine topu sürüyorsun da ben sorumu sorayım abi. Olası bir batu şu ayrılığında Hı. Fenerbahçe forvet alır mı yoksa eldekilerle sene sonunu getirmeye mi çalışır? Devşirme alır. sistemle. Alır. Yani umutla yeri tek bırakmaz orada diyorsun. Tabii alır. Almalı da. Alır alır yani ondan iyi biliyorum çünkü eğer... Lig'den mi alır Avrupa'dan mı alır? Bilemem onu. Onunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ama bence orta sahada bir oyuncu lazım yani. 6 da 8de oynayacak. Ayağı çabuk şimdi bak Fred yok diyorsun tribe giriyorsun. Sen orta sahaya takmışsın abi. Ben, ben mutlaka alırım orta saha Peki sana çalıştığın bir yerden sorayım abi. Hadi bakalım. Şimdi gündemde çok adı geçiyor. Fenerbahçe için de geçiyor. Galatasaray için de geçiyor. Çok değerli bir futbolcu. Çağlar Söyüncü ihtimali olur mu abi? Önce Çağlar'ın ve de kulübünün oturup ne yapacaklarına bir karar vermesi lazım. Şu an için zor gözüküyor. Türkiye'ye gelmesi tercih zor gözüküyor. Kulübünün de tavrından dolayı. Ben bu yolun formülünü burada biliyorsun canlı yayında söyledim. Gidin çağları ikna edin. Gerisi gelir. Ama bu noktada çağların bir karar vermesi gerekiyor. Çünkü çağlar benim bildiğim şöyle. Çağlar eğer Türkiye'ye gel, gelecekse sadece kiralık değil. En azından şimdi ilk planda belki mali durumlar kira belki opsiyon olabilir. Ama komple gelir. Gelirse. Ya zaten yaşı da abi artık komple karar vereceği kıvama yani gelmeye 27. başladı. Çok da, çok da değil ya yani. Ama o, artık hani o genç çağlarda değil abi yani. Artık prime dönemine normal yaklaştı çağır. yaş olarak. Sen toskondurmuyorsun abi yine. <laughs> Oradan çıkıyorum ben. E bu arada Cengiz'e ne diyorsun abi? Bugün ilk defadan önce Cengiz gibi oynadı. Evet. Ama tırnağım maçında girdikten sonra sonra belliydi biraz böyle daha girişken oldu vesaire. Hatta burada yayında söyledik. Daha iyi gördük. Daha girişken. Artık biraz zaman vermek lazım. Yoksa artık kaybetme noktasına gidersin dedik. Doğru bir zaman. Doğru bir görevlendirme. Doğru bir maç. Oyun yapısı gereğiyle. Ama sorumluluk aldı abi bugün. Tabi tabi. Taktik analizlere göstereceğiz. Fenerbahçe oraya çok güzel planlar yapmış. İsmail Kartal yani harika bir maç planı yapmış. Ve de Fenerbahçe bunu uyguluyor ama iki tane saçma sapan hata sonra strese girmeler falan filan. Abi bugün Kayseri maçı oynandı az önce bahsettiğim gibi bir kırmızı kart olayı yaşandı evet. ki şu an Twitter Fenerbahçe taraftarı çalkalanıyor bu konuda. Hani çok değerli bir futbolcusu ben. Galatasaray maçı seyrettikten sonra bu sene ve o yokken sakat olduğu dönemde Fenerbahçe'nin orta sahadaki kırıklığı hepimiz gördük kırıklığını. Fred'in yokluğu Fenerbahçe'yi nasıl etkiler abi? Aynı zamanda Fred'in kırmızı kart görmesiyle alakalı ne düşünüyorsun? Ya bunu çünkü farklı yorumlayanlar da var işte. Noel'i bahane edenler var ki ben Yok çok canım katılmıyorum. Ya, öyle bir şey olur mu ya? Yani? Mert Hakan'ın oradaki gereksiz tavrı bana göre gereksiz. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Yani genel olarak Fred'in gördüğü kırmızı ve bu kırmızının Fenerbahçe'ye sence derbide nasıl bir yansıması olur? Şimdi eğer insanlar adalete inanmıyorsa bazı açık şeylere bile tepki gösterirler. Onda bile bir şey arayabilirler. Bu genel böyledir yani. Bizim ligimizde kimse adalete inanmıyor. Hiçbir düdüğe inanmıyor. Her şeyin altında bir şey arıyor. Haklı haksız. Burası başka konu. Şimdi bir kere ne olursa olsun artık yani tamam olmuş bitmiş. Daha düdüğünde de geri döndüğü de bu var falan var. Eyvallah da bu vara da girecek bir pozisyonları. Onu da biliyorsun. Dönmediği için bir kere ne olursa olsun hataları var. Tamam abi itiraz ettin. Tamam ayrıl. Kartta gördün. Sarıyı da gördük. Orada benzerinde Ciku da yaptı abi maç içerisinde hatırlarsın. Evet Ciku da gereksiz orada. bir kart gördü. Ama işte dediğim gibi oyuncular böyle tribe girmiş durumdalar maalesef yani. Ve olan bazı şeylerden dolayı. Bir kere hatalı kesin. Bunu geç. Şimdi ne dedi bilmiyoruz ve de bence bu izahata muhtaçtır. Bulunduğumuz durum. Her şey manifestolar yayınlıyorsunuz eyvallah. Güzel de kendi performanslarına da bakacak hakem arkadaşlarımız biraz. O şiddet olayı falan bunu savunuyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Geleceğiz oraya. Yani ama biraz da performanslarına dikkat edecekler. Orada çok basitten bir şey çaldı. Maçın zaten o son anı. Ya orada birinin yani en sesinden tutup free'de alması lazım. Ceko yok. Tabii Tadı çıkçı. Evet. E bakıyorsun. Emre Hakan girdin. Yani sen de atılıyorsun. Ya orada tut ayır ya. Sen atılıyorsan atıl anasını satayım yani. Ya bu kadar gereksiz iş olmaz yani. Ama o, tamam, bir tıpta şey değil mi abi? Yani Ceko kaptandır, Tadiç kaptandır ama onlar olmasa da Fred kaptan olsa kimse bir şey demez ya. mesela. Fred'in de orada olmaması lazım değil mi aslında konu? Acısı da biliyor musun? İrfan'ın kolunda bant var. Ağzını açıp döndü çocuk. Korkuyor kart verir diye. Cezalı olacak çünkü. Bak bu acı bir şeydir. Takım kaptanıyım ben gidip konuşabilmeliyim hakemle bir şeyleri. Ama ben demiyorum küfür etsin, hakaret etsin, bağırsın, çağırsın demiyorum. Konuşabilmelisin bir şeyleri. Ama İrfan görüntülerde izleyen, görüş, dikkat etmiştir maçı izlerken de İrfan böyle bir nefes alıyor, dönüyor kafayı gidiyor. Biz nasıl bu noktaya geliyoruz? Şimdi madem buralara girdin abi artık o geçen haftanın sansasyonel olayına gelmek istiyorum. İter e diye. Bir Ankara gücü maçında Ankara gücü başkanının Halil Umut Meler'le yaşadığı bir mevzu oldu ki evet. bence benim hiç beklediğim gibi bitmedi mevzu. Yani ben milat olur o gece diyordum ama her şey bildiğin olmamış gibi devam ediyor bence şu an. Süresiz erteledik falan filan beylik laflar değil mi? Yani ertelenmesi de bence saçma bir karardı bu arada abi açık konuşayım. Bir ay önce üçüncülükte Hakem'in dövüldü ondan bir hafta önce Süper Amatör'de hakeme daha çok daha ağır şiddet gösterisi yapıldı. Bugün hakem kadrosunda olan lig hakemlerinden bir tanesi Trabzon'da biliyorsun bir saldırıya uğramıştı kenar hakemiyken vesaire. Şimdi sıkıntılar var. Burak problemler var. Birilerine fırsat oldu bu maalesef. Üzücü bir şekilde. Bu arada tekrardan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şiddetin hiçbir şeyini desteklemeyiz. Tabii ki. Desteklememiz mümkün değil. Bu bir kere çok başka ayrı bir yere konulsun. Şimdi bu olay oldu. Çok kötü bir olay. Orada gece falan bir açıklamalar bekleniyor. Bir açıklamalar geliyor ve öyle şovlar falan. Neredeyse bir ağlamadı yani. Bir de ağlasaydı tam olurdu böyle yalandan böyle soğan muan sürüp bir şeyler artık neyse nasıl yapacaklarsa. Kimden bahsettiğini de söylersen abi ya, Tabii canım yansaydı. federasyon Başkanındaki şey koltuğunu işgal eden kişi diyeyim ben. Ben size baş özel bazı şeyler söyleyeyim. Buyur abi. O gün MHK Başkanı'nın toplantıya girmek yerine niye Ankara'da hakeminin yanında olmaması hakemler tarafından büyük tepki gördü. Bir. İki. Hakemler zaten tepkili. Niye tepkili? Her bir işe karışılmasına, hakem işlerine karışılmasına, sürekli talimat değiştirilmesine, bunun dışında onların kendi açılarına yeterince korunduklarını düşünmemelerine, habire her şeyden nem kapıp ona göre yani bugün artık bekleyin var versin var vermeden vermeyin yoksa o olmadan bu olmasın deniyormuş. Böyle iddialar var. Seminerdeki saçmalıklara yani pozisyon aklayacağız diye hepimizi gözün içine baka baka saçma sapan şeyleri doğru diye savunmalarına kadar bir sürü şey var. Var hakemlerine düdük hakemleri güvenmiyor. Bu ayrı konu bu var. Yani MHK Başkanı'nın hiçbir şekilde kendilerini savunmayıp haber federasyonun sürekli emir verir gibi onları yapmasına emir eri gibi davranmasına itirazları var. Eğitim dairesinde olan bazı şeylere itirazları var. Tamam var. Eyvallah ve de haklı yönleri de var bu arada onu da söyleyeyim. Sürekli talimat değişiyormuş. Ben faal bir hakemden dinledim. Diyor ki abi diyor bize diyorlar ki bir gün diyor böyle davranın varı beklemeyin. Siz kendini varı beklemeyin çalmayın. Gidiyorsun diyor rapor veriyorsun. Temsi şey diyor gözlemci de bir rapor vermiş. Niye diyor kendi vermedi. Vara vermemeli beklememeliydi bunu bilmem ne gibi gibi. Çok adaletsiz cezaya girip çıkmalar. Bunun sübliminal mesaj vermek olduğunu düşünmeler falan filan gibi şeyler var. Tabii birisi diyor ya benim diyor toplantıdan sonra diyor. UEFA'dan aradılar mı siz dedi. Yok dediler bizi aramadı. Yalnız senin hakemini aradılar. Collina da aradı. Massimo Busacca da aradı gece. Seni aramamışlar yani. Çok hale almıyorlar zaten seni muhtemelen. Çok ciddi sorunlar var. Bırak altta da var. Peki abi şunu soracağım. Yani hakemler tamam bir şeylerden şikayetçi ki muhtemelen dediğin gibi haklıdırlar da. Kendi performanslarına Yani olacak. hakemler biz mesela biz de hakemlerden şikayetçiyiz. Yani ben mesela kesinlikle. Halil Mutmeler'in olayı çok üzücü bir olay ve kesinlikle yani yaşanmaması gereken bir olay. Yani cezası da neyse umarım çekerler. Ama yani bir anda konuyu şeye de getirmemek gerekiyor bence. Yani hakemler de hani iyi değiller abi yıllardır Onlar iyi de fırsat değiller. Onlar da fırsat bu bilmeyecekler bu işe. Heh, onu demek istiyorum. Onlar da fırsat olarak. bilmiyor. Manifesto yayınlıyorlar ya, bugün falan filan bilmem ne. Kayseri dışında Ya İstanbul Spor, Trabzon Spor maçı izledik şimdi. Orada penaltı mı değil mi ya? O pozisyonu geç. Penaltı ya da değil. Bence penaltı da. Ya ondan önce Viska ayağına basıyor zaten hemen iki adım gerisinde. Yani bu kadar açık bir şey abi göreceksiniz. Ama Burak'cığım bir federasyon başkanı, bir kulüp başkanına ki bu kulüp başkanı Ertuğrul Doğan. Trabzonspor'un sayın başkanı ben yalan söylediğini düşünmüyorum Ertuğrul Doğan'ı kesinlikle. Adam açıklama yaptı Trabzonkul. Dedi ki bize de meta hakemliğini bitireceğine söz verdiler dedi. Ya değişik şeyler yaşanıyor abi. Ya. E, bu bakarsan... adam nasıl çalacak o dedi Ya çoğu insan unuttu. Muhtemelen Beşiktaşlılar unutmamıştır ama TFF başkanı Beşiktaş başkanına parmak, parmak salladı. Parmak salladı ya. Senin ne haddin abi? Sen kimsin? Ya, bu al, cesareti al, ya. bir şey söyleyeyim. Burada delikanlı gibi yorumlarda da yazsın arkadaşlar. O parma Ali Koç'a Fenerbahçe stadında ya da Dursun Özbe'ye stadında kaldırır. Mı? kaldıramaz mı? Abi normalde Ahmet Nur Çebi'ye de kaldıramaz. Ya tamam kaldıramaz onu zaten. Ama onu hak görüyor kendine. Yani nereden geldi bu adam abi? Nereden geldi kısmını tabii ki bilemeyiz ama <laughs> yani garip abi En azından garip. burada Yani başı böyle olan bir futbol düzeninin doğru ilerlemesini bekleyemeyiz bence Ama dediğim gibi hakemlerin de performanslarını bence Tabii. acilen düzeltmeleri gerekiyor Hatta ben bu olaydan sonra açık söyleyeyim bir kısa bir süre yabancı hakem izler miyiz acaba dedim Ama hakemler de görevlerine döndüler Engellediler Vara yabancı hakem geliyordu komple Engellediler Bunu kararı alınıyordu Bak bu işin çözümü çok basit Bak vallahi çok basit Bütün hakemleri federasyondan ayıracaksın. Kulüpler birliğine vereceksin. Profesyonel hakem olacaklar. Başlarına gelecekler. Adam gibi eğitim, adam gibi orada ne dernek, ne siyaset, ne ocu, ne bucu, onun oğlu, bunun babası. Zaten a dayı yeğen baba oğul zaten biliyorsun maşallah teşkilat gibiler. O uzun zamandır öyle ama abi herhalde. Ya onu anlayabilirsin bir noktaya kadar. Bununla büyümüştür eğitimine daha iyi olur daha iyi yapabilir. Daha iyi şey var mı? Üst düzey bir hakemdir. E çocuğunu daha iyi mentörlük yapar sürekli. Daha iyi bir hakem yapabilir ama hepsi mi yani? Şey de enteresan abi biraz yani bu konu çok konuşulmadı Türkiye'de ama liyakatten bahsediyoruz. Mesela <laughs> Cüneyt Çakır iyi bir hakem mi sence kariyer olarak? Bir problemimiz var burada. Burada çok kibirliler. Bu Halil Umut de var. Ama kariyer olarak iyi yani. İyi tabii canım, canım olmaz olur iyi, Türk hakem yani. Burada maç yönetirken neden, yönetiyorlar. Neden burada yetkili olmadı da gitti bir yanlış bilmiyorsam Arap ülkesinde MHK şey yani hakem kurulu başkanı oldu. Bir Euro cinsinden. Ama Türkiye bir adım attı mı bununla alakalı ki geçen sene Cüneyt Çakır'la alakalı çok fazla şey Orada Orada başka teşkilatlar da var ama baş etken o. Yani enteresan ama yani Türkiye'de hakemlik bu kadar sorgulanıyorken böyle bir değerin Türkiye'de görevlendirilmemiş olması enteresan bir durum. O oradan alıyor yardımcısı var kayıtlarını almış diyorlar. Mektuplar geliyor bilmem neler geliyor. Ülke yıkıldı yok kara para aklama yok bilmem ne yok o soruşturma var. Federasyon açıklama. Bu bizim şey konumuzda değil. Ne, ne demek değil kardeşim? Ya yalandan bari şey diyor. Hani yaptılar ya böyle 29 şampiyonluğu. Yalandan bir komisyon kurdular. O da dümen ya. işte dümenden bir komisyon kurdular. Bari dümenden onu da kurun. Yanılmıyorsam geçen seneydi mi? Hakemler görevden alınmıştı abi bir dönem. Evet 8 Mart. Hakemler görevden alındı. Çok, Darbe tarihi gibi anasını Çok satayım. tehlikeli açıklamalar yapıldı o süreçte o hakemlerle alakalı. Yani bildiğin adamlara hain muamelesi yaptılar o dönem. Sonrasında ne oldu bilinmez. Bazıları taktiğe göreve döndü. İyi de usulden yanlış yaptılar. Tahtes, şey Tahkimden döndü. O kadar hiç bilmiyorlar. Yani çok enteresan gelişmeler bunlar. Ve güvenilirliği ciddi şekilde sorgulatan şeyler. Abi, abi o gider, mi? bu gelir. Büyük ekşi gider, küçük ekşi gelir. İvanoğlu gider, Koyunoğlu gelir. Ne bileyim bilmiyorum. Ama bunlar değişmez. Düzeni değiştirme, sistemi değiştirmen lazım. Bir kere adı üstünde. Özerk. Var mı abi Fenerbahçe ile ilgili bu hafta özelinde konuşmak istediğin başka bir mevzu? Vallahi bu hafta özelinde zaten biliyorsun derbi haftasına girdik artık. Derbi bütün konsantrasyon. Fred yok. Herkes o mu olur bu ne mu olur. olur? Valla bize iş çıktı. Yani çok memnun değilim bundan açıkçası ama olaya yani bize herkes şimdi soruyor taktiksel olarak ne olur ne biter. Bütün opsiyonları konuşacağımız bazı özel içerikler de hazırlayacağız. Maç önleri maç sonları. Skor tahmini alamayacağım mı senden? Ben skor rakamla yani gol tahmini vermem. Kim kazanır? Aç olan kazanır. Kim aç? Fenerbahçe kazanır. E tamam bunu soruyorum abi işte. Peki Cengiz'in bugünkü oyunu bir Valla ben değiştiği... bugünkü oyundan gördükten sonra kafam çok rahat şekilde İrfan'ım ortaya koyar Cengiz'le çıkarım maça keyfime bakarım. Ben seninle aynı fikirdeyim. Ben yani İrfan Can'ın orta sahada değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ama koymuyoruz abi orada yani onu. Biraz taktiksel onları geniş birkaç opsiyon kafada bazı şeyler var onları hem şey olarak hatta canlı yayın falan belki yaparız. Öyle bir karşılıklı da bir konuşalım onları güzel olur. Son sana şeyi de sorayım ya. ...Saadettin Saran'la alakalı bazı gelişmeler yaşandı bu hafta. Ee, evet, Gördüm mü bilmiyorum. Başkanlığa aday olacağı söyleniyor şu an ciddi. E, Saadettin ciddi. Bey şunu dedi. Ben adayım ama Ali Bey olduğu sürece değil. Yarın o bırakıyorsa ben o gün adayım. Ama yani çok... şu an Ali Koç yanındayım dedi. Bütün Fenerbahçeliler de öyle olmalı dedi ki bence güzel doğru bir yaklaşım. Bugün özelinde doğru sayabilirsin bunu. Fenerbahçe şu an şampiyonluk yolunda ama Saadettin Saran bunu hep böyle söylüyor. Yani bu sence çok sağlıklı bir şey mi? Yani Fenerbahçe'nin başkan adayı o giderse ben varım kıvamında mı olmalı sence? Şimdi Çünkü, ortamı bozmayayım diye. Ama totale baktığında diyor. bir başarısızlık var abi Ali Koç döneminde. Ve bu sene ya daha evet, bitmedi. tabii ki canım bunu kimse şey diyemez zaten. Ya yani Ali Koç seneye bu başarısı... diyelim bu sene de alamadı ben adayım dedi. Çıkmayacak mı sadece? A ama en kötü olarak? ya çıkacaktır. En kötü Ali şunu yapmış olacak Fenerbahçe için. O da önemli benim nazarımda. Çok ciddi mali sıkıntılar vardı. adam. dünya para koydu cebinde bir. Zaten herkes para koydu diyor. Öyle para koydu diyorsun da o koyduğu para da şey 2500 lira değil yalnız. Yalnız böyle düşününce korkunç paralar. Kimse vermez bu parayı abi hele bu zamanda. Kimse vermez. Onun dışında çok iyi genç oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Çok iyi bir kadro yapılanmasına girdi. Korkunç değeri var şu an Fenerbahçe takımın. 150 milyon euro en az satılacak oyuncum var. Ya bunlar değerli. Tabii ki bunları şampiyonlukta taşlayıp inşallah Şan Fenerbahçe şampiyon olursa tesisini de yapıp bununla beraber şampiyonlar ligine bu vitrini çıkartmayı tabii ki mali olarak da ligde bayağı fark edecektir bu. Fenerbahçe'nin önü çok açık olur. Bence o zaman Ali Koç'un da devam etmesi gerekir bana göre. Çünkü belli bir noktaya getirdin artık hani hatanla sevabınla bazı şeyleri gördün ettin. Bence Fenerbahçe farklı bir yola girebilir o yüzden bu sene çok önemli. Hep söylüyorum eleştireceksin tabii eleştireceksin. Abi ar er dediğine okeyim de şimdi Twitter'da falan neler yazacaklarını tahmin ediyorum 150 bir tık iddialı olmadı mı ya? Hı? 150 milyon euroluk satış bir tık iddialı olmadı mı? Vallahi geçen de öyle diyorlardı. Yok hayır geçmiştekilerle beraber 150 diyorsan okeyim ben. Yani. Şu an 150 edecek kadar. Yok değil. Var. Serdiye kaç yazarsın abi? 30 yazarım. Tamam. Başka kime ne yazacağız? Ya bir tane değil ki. sadece. Sen asça... komple böyle komple her şeyi dükkanı kapatsak... Hayır abi eder, komple. Diyorsun. Böyle bir potansiyel var elinde. Kaçını ha. kullanırsın kullanırsın başka konu. Ben gençlerden 150 çıkacak Yok diyorsun zaten. Yok canım zannedip. oradan da çıkar. Ama işte onlar için sana hava deliği lazım. O şampiyonluk ondan lazım. Oradan bazen kullanacaksın şimdi... Ya basit abi böyle kusura bakmayın öyle söyleyeyim. Yemiyor abi. Kolay değil. Böyle de sen de böyle diyoruz ya artistik yapıyoruz ya biz de bazen. Ona böyle yaparım bunu böyle. E, git git de yap orada bakayım. Öyle o kolay değil o işler yani. Saran'a cevap vermedin. Saran'ın adaylığına nasıl bakarsın abi? Abi ben ona bir şey diyemem ki. Benim haddime değil abi. Ya koç bugün sene. bırakıyorum dese veya bugün sene sonu olsa ve Saran aday olsa senin yaklaşımın ne olur bu konuya? Hayırlı uğurlu olsun derim. İnşallah iyi yap iyi yapar kazanırsa derim. Benim Fenerbahçe Başkanı ya da adayına bir şey deme farklı bir haddini bulmuyorum kendimde. Farklı bir model olur mu abi sence yoksa Ali Koç'la benzer bir başkanlık yaklaşımı mı izleriz? Tanımıyorum kendisini yani inşallah olur. Tanısam bir şeyler söyleyebilirdim ama duyuyoruz bir şeyler o hazırlık öyle bir şeyler falan. Bilmiyorum inşallah iyi olur yani ne olursa olsun. Fenerbahçe iyi olsun gerisi başka tabii ki herkese saygımız var. Kendilerine, herkese başarılar diliyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar arkadaşlar. Erdal ve gündemle alakalı konuları içtenlikle cevapladığı için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda Timeline'ın bir sonraki bölümünde konuşulmasını istediğiniz özel konular varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.